Mısri bölgesi ve imaret bölgesi. Mısri bölgesini bakanlık iki kısma ayrıldı. Birinci etap ve ikinci etap olmak üzere. Birinci etapımızda bizim yaklaşık 67 bin metrekarelik bir alanımız var. Bu 67 bin metrekarelik alanın tahminen 52 bin metrekarelik kısmı Hakediş'te esas tutulacak metrekare. Geriye kalan kısımların tescilli tabiat varlığıdır, hamamın olduğu yerdir, camilerin olduğu kısımlardır. Bu tür alanlar, yani yaklaşık 52 bin metrekarelik yer, burada mülkiyet sahiplerinin. Toplamda 458 tane parselimiz var. Bu 458 parselin 458 parselin 18 adedi kat mülkiyetli, kat irtifaklı, yani üzerinde bağımsız bölümlerinin bulunduğu parseller. Bu 18 parselde de 80 tane konut, 24 tane de dükkan var, iş yeri. Yani toplam bağımsız bölüm adedi 100 civarında. 61 parselimizin üzerinde ahşap ev, kabir ev, kerpiç ev tarzı yapı var. Bunların tamamında da 361 parselde de 380 ila 459 konut ve iş yeri tespit edebilir. Burada 380-459 rakamının arasındaki aralıkta şundan kaynaklı: bir parselin içerisinde işte iki taraftan giriş almış iki tane mesken var. Bir tanesi kerpiçen, yanına garajını da yapmış. Bunlar da dahil olmak üzere hepsi alınmış bir şekilde. 78 parselimizin üzerinde hiçbir yapı yok. Burada bizlere yapılan çalışmalar gelen bedellerden baktığımız zaman buranın tahminen 40 milyon TL'si, 40 milyona yakın bir meblağ bina enkaz bedeli, 100 milyona yakın bir kısmı da arsa bedeli olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada yaklaşık bunda 135 milyon lira civarında bir miktar var. Arsa edinim değeri diyelim. Değerler, yani buranın tamamını vatandaşlara sunmuş olduğu bedeller üzerinden, bedelini ödedi, hiç kimse de buradan yer talep etmedi diyecek olursak, devlet buraya 135 milyon lira bedel ödemiş olacak. Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir de 70 bin metrekare alan üretilebiliyor. Bununla da ilgili en son toplantımızda Başkan Bey, teklifleri başkanımız milletvekilleriyle birlikte büyük ihtimalle Salı günü eğer randevu alınabilirse o gün veya önümüzdeki hafta Murat Kurum Bakanımıza iletecekler. Oradan çıkacak neticeye göre buradaki rezerv alan, buradaki alanda kaç metrekarelik bağımsız bölüm iş yeri üretilebilecek, onun tespiti yapılacak. Bu tabii ki sadece yine bakanlığın şeyinde, inisiyatifinde değil. Bakanlık bunu tamam şu şeyle anlaşıp dedikten sonra yine Eskişehir Kültür ve Tabiat Kurulu, Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne gidecek. Oradan da geçtikten sonra netleşecek. Yani biz öngörerekten söylüyoruz. 70 milyon, 70 bin metrekarelik bir alanın da tahmini bakanımızla başkanımızın ilk yapılan toplantıda tahminen metrekare 2300 lira gibi TOKİ'nin yapmış olduğu ihalelerde alınan bir bedel var. O bedelden gittiğimiz zaman 70 bin çarpı 23 150-160 civarında falan tutuyor. Yani burası, bu bölge arsası, üzerindeki binası, vatandaşa verilen 135 milyon lira artı yapım maliyetini düşündüğümüz zaman 290 milyon lira gibi bir bedel ortaya çıkıyor. Bu bedelden de yine bundan görüşülen konular, tabii bakanlıktan ne kadar indirimler alınabilir, o şeyde gerek belediye başkanımız gerek milletvekillerimizin verdiği destekle bastırıyoruz ama tahminen %30 ve %40 aralığında bir şey olduğunu düşünürsek burada metrekare birim maliyetinin kat sayısı 2.5, yani 2500-2600 gibi bir rakam ortaya çıkıyor ki bu rakam içerisinde arsa, enkaz, yapım, tüm hepsi dahil olmak üzere. Yani oradaki 100 metrekarelik bir binayı 250 bin lira gibi bir değer ortaya çıkacak. Burada da
yapmış olduğunuz çalışmada 250 bin liralık, eğer ki orada hak edişi olan birisi, diyelim ki adamın 80 metrekare yeri vardı, üzerinde de bir binası var. Arsa artı binanın değeri 250 bin lira ve bunun üzerinde ise hiç borç ödemeden, hiç borçlanma yapmadan 100 metrekarelik bir dairenin sahibi olacak. Veyahut da diyelim ki 150 bin liralık bir hak edişi var, ona göre metrekare seçiminde bulunacak. 70 metrekarelik bir yer alıp borçlanma olmayacak. Eğer ki metrekaresi az, bedeli 100 bin lira, 50 bin lira hak edişi var. Ama bunun yanında da 2 artı 1, 90 metrekarelik bir daire talep etti. Dolayısıyla burada hak edişi az olduğundan dolayı bu örnekler mesela elimizdeki listede bizim 70 bin liralık parselin hak edişi var. Bu da nereden kaynaklanıyor? Harabe diye geçiyor, 20 metrekarelik yer. Dolayısıyla bunun şeydeki teknik karşılığı buralara geliyor. 70 bin lira hak edişi var. 2 artı 1, 75 metrekarelik yerde kaç para tuttu? 150 bin lira tuttu. 70 metrekarelik daireyi aldığı zaman geriye kalan 60 bin lira mı ne tutuyor? 60 bin lirayı borçlanmak için ayda 330 lira ödeyerekten bir dairenin sahibi olacak. Burada bizim üzerinde tek çalıştığımız, bir de ekstra çalıştığımız şey, konutların o mahallenin özüne dokunmadan yine eski tarihi ev şeylerini koruyacak şekilde kat artırımını talep ediyoruz, ama kat artırımı da o değer, bu oranın ya biz böyle de olsun istemediydik. Atıyorum Gazlıgöl Caddesi'ni Karaman Mahallesi'ndeki birinci aralığı. İşte katı biz orada 20 katta yapsak, bu sefer orada oturanlar diyecekler ki burayı yapana da yaptırana da diye belki de lanet okuyacaklar. Çünkü yani öyle bir daire yapmaktansa belki de yapmayın diyecekler. Dolayısıyla proje bütünlüğünü de düşünerekten bu çalışmalar yapıldı, ama konunun özüne geleyim. Burada her halükarda devlet kesinlikle ve kesinlikle zararlı. Yani tahminen bu birinci etapta yaptığımız şeyde hesaplamada 100 ila 150 milyon lira arasında devletin zararı gözüküyor. Yani o bölgenin insanı şöyle söyleyeyim. Yine yaptığımız çalışmadan bunu isteyen arkadaşlarımız olursa detaylı olarak tüm herkese beraberce bakabiliriz. 70 metrekarelik bir alanı ele aldığımız zaman 70 metrekarelik Karaman Mahallesi'nde bir eviniz olsaydı bundan 30 sene önce 70 metrekarelik alanımız kaça düştü? 0.55 ile çarptığımız zaman yaklaşık 40 metrekareye falan düştü. 40 metrekarelik alana belki Karaman'da ev o gün için 60-70 arasına veriliyordu. Ama burada 70 metrekarenin 40'a düştüğünü düşünürsek 40 metrekareye sahip olan kişi ev alabilecek. Yani hak edişinden o sonuçlara doğru vardık biz ve getirisi Karaman'dan çok daha fazla olacak. Çünkü projeye bakıldığı zaman arazisiyle bunu görebiliyoruz biz. Yani oradaki hak sahiplerinin kişilerin bu projenin yapılması yönlendirmesi lazım. Ben bir kişi dahi gelse usanmadan anlatmaya çalışıyorum. Biraz önceki söylemiş olduğumuz bununla ilgili ihtisas komisyonunun kurulmasını da aslına bakarsanız imar komisyonumuz var. İmar komisyonumuzda saatlerce bu konu oturulup konuşulabilir kanaatindeyim. Veyahut da işte burada meclis toplantısını yaptık. Cumhur Cemaat kalmak isteyen arkadaşlar da bunu nasıl olabilir bugüne kadar? Çünkü burada aslında belediye bir hakem rolünde gibi, bir sekreterye yolunda gibi. Yani bakanlık nasıl bir çalışma yaptı? Bu çalışmanın halk ayağıyız bir şekilde biz. Aslına bakarsanız yani karar verme işimiz yok, ama alınacak kararla da halk adına etki etme anlamında bunun takibini başkanımız da buradaki vekillerimiz de yapıyorlar. Yani o bölgenin insanı buradan kesinlikle ve kesinlikle mağdur olmayacak. Yani oradan bir odaya sığınmış insanlar var. Atıyorum ön taraftaki dairelerimizde tamam problem yok, ama bitişik nizam bir. İkincisi, balkonuna çıktığı zaman arka bölgeye baktığı zaman affederseniz kimi tuvaletini yapıyor, kimisi orada kendi köpek. Yani oranın alanı gerçekten hoş değil. Bir de ekonomik şeyini tamamen kenara bıraktım. Hukuk yoluyla buranın altı ağının haricinde çözüm yolu hiçbir şekilde gözükmüyor.
veyahut da karavan tarzı yapacağız. İşte 30 senede mi biter, 40 senede mi biter? Yani karavan her yıl bu bölgenin içerisinde ana cadde üzerinde moloz taşıyan araçlardan tutun da beton taşıyan araçlara kadar, yani şehrimizin merkezinde biz 30-40 yıl boyunca usta sesi dinleyeceğiz, bilmem ne diyeceğiz. Ama bu şekilde yapılırsa bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde bu insanlar hiç mağdur olmadan kirasından gerisin geri evine taşınma imkanını bulacaklar. Yani ben kendi şahsı olarak buradan tüm meclis üyelerimizin ciddi destek vermesini talep ediyorum. Anlatılması gereken eksik kalanlar da varsa, belki burada biz net rakamlar veremiyoruz çünkü o mercide değiliz. O merci Murat Kurum. Onun da üzerinde onayına sunacağı Cumhurbaşkanımız, o indirim oranları ile ilgili. O da maliyeti ciddi derecede etkileyen unsurlar. Ama çalışmalarımızda, konuyu takibimizde hiçbir sıkıntımız yok.